Sevgili seyirciler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yeni bir Çevre Dosyası programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Yine çevre sorunlarının, çevre gündemi çok dolu. Çevre sorunları Türkiye'de bitmek bilmiyor. Bugün konuğum Uğur Bey olacak. Kendisi Bir Gün gazetesinde yaptığı çevre haberleriyle tanınıyor. Uğur Şahin olacak. Aynı zamanda kendisi çevre gazetecisi. Tabii konuğumu yayına almadan önce her hafta olduğu gibi çevreden haberlerle başlayacağız. Ama daha öncesinde çevre haberlerine geçmeden önce bugün 24 Temmuz yani Lozan Barış Antlaşması'nın 95. yıl dönümü. Türkiye'nin bugünkü sınırlarının çizilmesinde ve Ankara'nın Türkiye'nin resmi hükümeti olarak tanınmasında, uluslararası alanda tanınmasında önemli rol oynayan Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatanın kurtulmasında ve demokratikleşme sürecinde emeği geçen herkesi saygı ve şükranla tekrar analım buradan da. Aynı zamanda Uğur Şahin'le de konuşacağız bugün. Tam da denk geldi aslında bir gazeteciyi bugün konuk etmek. Basın bayramı 24 Temmuz 1908 yılında Türk basınında sansür kaldırıldı. 1950 yılına gelince de gazeteciler cemiyeti sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz'u basın bayramı olarak ilan etti. Uğur Şahin'e soracağız, gerçekten basın sansürsüz mü? Mevcut durumda basının durumu ne? Çevre gazetecisi olarak, bir haberci olarak, gazeteci olarak özgürce haberler yapabiliyor muyuz Türkiye'de? Onun yorumunu da alacağız. Şimdi çevre haberleriyle başlayalım. Malumunuz bu sabah saatlerinden itibaren televizyonlarda, özellikle haber kanallarında bir son dakika haberi vardı. Beyoğlu Sütlüce'de bir 4 katlı bina çöktü. Bu bina canlı yayında çöktü. Binanın toprak kayması yaşandı. Şu anda da ekranda görüntüleri görüyorsunuz. Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir binanın, 4 katlı binanın hemen yanında bir temel açma çalışması vardı. Bu anlaşılan bu çalışma bilinçsizce yapılan bir çalışmaydı. Yoğun yağış nedeniyle de bugün sabah saatlerinde toprak kayması yaşandı. Toprak kayması fark edilince hemen durum ekiplere haber verildi. Buraya ekipler sevk edildi. Bina boşaltıldı. İyi ki de boşaltılmış. Boşaltıldıktan sonra orada haberciler canlı yayın yaparken canlı yayında bu bina, 4 katlı bina çöktü. Tabii burada iddialar önemli. Ekranda da gördüğünüz üzere öyle temel kazı çalışması yapılmış ki etraftaki binalar hiçe sayılmış ve tehlikeli çalışmalar yapılmış. Etüt yapılmadan anlaşılan yapılmış. DEHA'nın haberine göre binanın sahibi olan Emin Ertürk şu açıklamayı yaptı. Tabii bunlar iddia. Yan tarafta bir otel inşaatının yapıldığı söylendi ve bu otel inşaatının Arda Turan'ın kardeşine ait olduğu söylendi ve defalarca biz uyardık. Burada bu çalışmaları sürdürürseniz binanın kaymasına neden olacaksınız, binanın yıkılmasına neden olacaksınız diye uyarılarda bulunduk demiş kendileri, diyorlar açıklamalarında. Ama onlar da biz gerekli çalışmaları, etütleri yaptık, herhangi bir sorun yok dediklerini söylüyorlar. Herhangi bir sorun yok demişler ama sorunun büyüğü ortada. Ya önceden fark edilmeseydi, önlem alınmasaydı, yani zaten önlem geçtiğimiz aylardan itibaren, yani bu çalışmalar başladığı andan itibaren alınması gerekiyordu. Maalesef ki alınmamış, gerekli çalışmalar yapılmamış. Yoğun yağışta, İstanbul'da dünden itibaren yoğun yağış var, hepimizin malumu. Bu eklenince duruma toprak kayması yaşandı. Binadan tahliye edilenler bir otelin lobisine yerleştirildiler şimdilik geçici olarak. Bakalım neler olacak. Maalesef ki Türkiye'de bu tür durumlarla sık sık karşılaşıyoruz. Alınmayan önlemler sonunda, bugün can kaybı yaşanmadı ama mal kaybı yaşandı. İyi ki de can kaybı yaşanmadı. Önemli olan cana zarar gelmemesi, ama önlem alınmazsa, gerekli çalışmalar yapılmazsa maalesef ki bu tür durumlarla sık sık karşılaşacağız. Bizler sürekli söylemeye devam ediyoruz. Çevre sorunlarında da bu durum geçerli. Bizler sürekli uyarıyoruz. Uzmanlar uyarıyor, gazeteciler uyarıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de bir türlü önlem alınamıyor ve sonunda geldiğimiz noktada bir çevre felaketiyle karşı karşıya kalıyoruz. Biz de burada çevre haberleri konusunda bu haberleri sizlere aktarıyoruz. Umudumuz bu tür haberleri vermemek dileğiyle diyelim. İkinci haberimize geçelim.
Malumunuz geçtiğimiz haftalarda imar barışını konuşmuştuk. Peki kiminle konuşmuştuk? Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'le konuşmuştuk. Şükrü Genç bizimle yayın yaptıktan sonra geçtiğimiz hafta sonu da Sözcü'ye röportaj vermiş ve imar barışı konusunu Sözcü gazetesine de anlatmış. Gerçekten imar barışı mı? Sadece bu ekranlarda da görüyorsunuz Sözcü'ye yaptığı açıklamaları. Burada da kendisini konuk ettiğimizde detaylı olarak konuşmuştuk ve imar barışında birçok problemler var. Birazdan Bursa'ya gideceğiz ve bir telefon bağlantısı yapacağız. Orada antik kentin üzerine yapılan bir oteli, bir AVM'nin daha doğrusu nasıl imar barışından faydalandığını sizlere aktaracağız ve canlı telefon bağlantısıyla sizlere gelişmeleri aktaracağız. İmar barışını sitelerin kaçak katlarının affedildiğini ve gecekonduların hepimizin umudu ya, ilk açıklandığında imar barışı özellikle gecekonduda yaşayan vatandaşlarımız sevinmişti. Demişlerdi ki oh, nihayet tapumuzu alacağız. Maalesef ki imar barışı tapu değil, birçok sorunları beraberinde getiriyor. Ve Sözcü gazetesine Sayın Şükrü Genç de bu konuyla ilgili röportajını vermiş. Geçelim diğer bir ihmale. Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz programlarda bu haberi yapmıştık, sizlere vermiştik. Sığınakları daireye çevirip, yani bildiğiniz sığınak daireye çevirip kooperatif adı altında insanlara sattılar ve insanları mağdur ettiler. Bu olay nerede yaşandı? İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Marmara Tankçılar Yapı Kooperatifi var. Burada dar gelirli ailelere kooperatif adı altında ev, yani birleştiler ve ev almak istediler burada insanlar. Ev sahibi olmak istediler. Maalesef ki burada Arnavutköy'deki 1080 daireli kooperatifin bodrum katlarındaki sığınak ve depo alanları, yanlış duymadınız, meskene çevrildi ve vatandaşlara burası daire diye satıldı. Buranın kooperatif başkanı MŞ hakkında ve dönemin Taşdelen Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürü hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla 250 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Hemen detaylara bakalım. Bu kooperatif 96 yılında kuruldu ve burada inşaat halindeki kooperatifin bodrum katları, sığınak ve ortak alanları olarak belirlenen yerler o dönemin kooperatif başkanı MŞ tarafından daire haline çevrildi. Bu şekilde elde edilen az da değil 221 daire ye ilişkin tadilat projesi o dönemin Taşoluk Belediyesi, Taşoluk Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şeyh tarafından 2008 yılında onaylandı. Yani ilk sunduğu projede burası bodrum katı ve sığınak ama ikinci tadilat projesine burayı daireye çevirmişler ve dönemin Fen İşleri Müdürü tarafından da bu onaylanmış. Tabii ev sahipleri bu daireleri aldılar, satın aldılar. Daha sonra elektrik ve su, doğalgaz açtırmak için başvurduklarında bu durumu 2013 yılında öğrendiler. Bunun üzerine birçok dava açıldı. Bu davanın mağdurlarının bazılarını da yakından tanıyorum. Yani mesken, giriyorsunuz ev ama tapuya gittiğinizde burası depo olarak ya da sığınak olarak gösteriliyor. Yani burada insanlar mağdur. Bunu da Sözcü haber olarak yaptı, manşetlere taşıdı. Bu konunun da takipçisi olacağız. Bakalım neler olacak. Çünkü insanların mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerekiyor diyelim. Şimdi Kütahya'ya gidelim. Kütahya Domaniç'e bağlı Güney Köyü'ndeki derede meydana gelen balık ölümlerini birazdan ekrana getireceğiz. Yine toplu balık ölümleri yaşandı. Maalesef ki dereleri bilinçsizce kullandığımız için, etrafında sanayi siteleri olduğu için, etrafındaki şirketler, fabrikalar atıklarını denize, derelere gelişi güzel boşalttığı için sık sık bizler burada toplu balık ölümlerinin haberlerini yapıyoruz ve sizlere veriyoruz. Şimdi Kütahya Domaniç'e gidelim. Bakalım oradaki vatandaşlar neler söylüyor. Köyümüzden geçen derede bugün saat öğlen gibi işte köylülerden telefon aldım. Baktım dere kenarında tüm balıklar ölmüş. Bağımız var, bahçemiz var, diğer bu köylerimiz var. Bunlar zarar görüyor. Evet, Kütahya Domaniç'teki
görüntüleri ekrana getirdik. Oradaki vatandaşların serzenişlerini de ekrana getirdik. Hatta burada toplu balık ölümleri aniden yaşandı. Muhacırlar, Kozcağız ve Böçen köylerinden geçen bu dere öğlen saatlerinde suyun rengi birden değişmeye başladı. Değişmeye başlamış ve toplu balık ölümleri yaşanmaya başlayınca oradaki vatandaşlar hiç mi balıkların canını kurtarmayız diye almışlar. Oradaki temiz suda yıkamaya çalışmışlar, kurtarmaya çalışmışlar. Tabii bunları yaparken de camiden anonslar geçilmeye başlamış. Lütfen o dereye yaklaşmayın, suya yaklaşmayın, balıklara yaklaşmayın çünkü atın ne olduğu bilinmiyor denilmiş. Ve jandarma ve ilçe gıda tarım hayvancılık müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etmiş. Her zamanki gibi yapılan açıklama gerekli soruşturma yapılacak ve gereken yapılacaktır deniliyor. Ama bakalım gerçekten yetkili kurumlar, devlet kurumları bu olayda samimi olup gerekeni yapabilecekler mi? Önemli olan bu diyelim. Şimdi güzel bir haber verelim. Güzel haber için Seferihisar'a gideceğiz, Sağcağa gideceğiz. Burada yıllardır Sağcık'ta Orkinos çiftliklerine karşı verilen bir mücadele var. Burada verilen mücadele sonucunda bir zafer elde edildi. Tabii bu zafer kolay elde edilmedi. Geçtiğimiz haftalarda Seferihisar Belediye Başkanı'nı canlı telefonda konuk etmiştik. Başka bir çevre sorunuyla ilgili. Seferihisar Sitte Slow yani yavaş şehirlerden birisi, en güzel şehirlerden birisi. Burada Sağcık Koyun'da maalesef ki Orkinos çiftliği yapılmak isteniyordu 2010 yılında. Dönemin Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü bir şirketin başvurusu üzerine 2010 yılında ÇED olumlu kararı verdi ve burada Orkinos çiftliği kurulmaya başlandı. Tabii burada belediye başkanı, halk, çevreciler boş durmadı. Hemen dava açtılar. İzmir 4. İdare Mahkemesi ÇED olumlu kararını iptal etti. Ardından şirket yeniden bir ÇED projesi hazırladı. Tekrardan ÇED olumlu kararı aldı. Bunun üzerine yine vazgeçmediler. İzmir 1. İdare Mahkemesi'ne iptal davası açıldı ve iptal edildi yine ÇED raporu. Ancak süreç bununla bitmedi. Yeni bir ÇED dosyası daha hazırladı Orkinos çiftliği ve aynı bölgede 3. kez ÇED olumlu kararı alındı. Bunun üzerine yine mahkeme süreci başladı. Ve yerel mahkemenin kararına yani iptal etti yine yerel mahkeme ve yerel mahkemenin kararına Orkinos çiftliği sahipleri itiraz etti ve Danıştay'a başvurdu. Danıştay eksik inceleme var diyerek burada kararı bozdu. Yerel mahkemeye gönderdi. 2017 yılının Ocak ayında yapılan bilirkişi keşfi sonucunda şunlar söylendi. Çok önemli burası, bu noktayı söylemek lazım. Denildi ki bilirkişi raporunda Orkinos yetiştiriciliği Sağcık Koyu ekosisteminde geri dönüşümü olmayan çevresel riskler yaratabilir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 725 no'lu kararına aykırılık teşkil etmekte. 2364 sayılı turizm teşvik kanunu uyarınca turizm merkezi olan bölgeye yakınlığından ekosisteme, doğal ve kültürel değerlere zarar verme olasılığı yüksek denildi. Bunun üzerine ve şunu da eklendi, Seferihisar'ın yavaş şehir uygulamalarına aykırıdır denildi bilirkişi raporunda ve dava kazanıldı. Şu anda oradaki çiftliklerin kaldırılması gerekiyor. Tunç Soyer yani Seferihisar Belediye Başkanı bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. 2011 yılında başladık biz bu mücadeleye. Buranın doğru olmadığını yani bu yatırımın doğru olmadığını, buranın kapalı körfez olduğunu ve çevreye ağır tahribatlar vereceğini söyledik diye ekledi. Ve hasat mevsimi şu anda Orkinos çiftliğinde hasat mevsimi biter bitmez de buradaki Orkinos çiftliği kaldırılacak efendim. Güzel bir haber verelim istedik sizlere. Şimdi Doğu Beyazıt'a gideceğiz. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine gideceğiz. Malumunuz İstanbul'da da yağış var. Türkiye'nin dört bir yanında da yağış var. Sel görüntülerini ekranlara sık sık haberler, ana haberlerde, haber bültenlerinde ya da normal programlarda izliyoruz, tartışıyoruz nedenini, sonucunu. Şimdi Ağrı'ya gidelim. Doğu Beyazıt ilçesinde İshak Paşa Sarayı'na giden yolda sel görüntüleri var. Onları izleyelim.
Evet, Ağrı'nın Doğu Bayezid ilçesinde İshak Paşa Sarayı'na giden yolda gelen, yani Twitter'dan aldık biz bu görüntüleri. Sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor bu görüntüler. Sel görüntülerini sizlerle paylaştık. Şimdi sel felaketinin yaşandığı dünyanın, Türkiye'de değil, dünyanın başka bir noktasına gideceğiz. Vietnam'a gideceğiz. Vietnam'da Son Tin tayfunu 22 can aldı son açıklamalara göre. Vietnam'daki tayfun Çin Denizi'nin, Güney Çin Denizi'nde oluştu. Daha sonra karaya doğru yöneldi ve karayı vurmaya başladı. Haberlerde izliyorsunuz sık sık Vietnam'daki sel görüntülerini ve karayı vurmaya başlayan tayfun sonucunda toprak kaymaları yaşandı, seller yaşandı. Vietnam'da daha önceki aylarda da yine sel görüntüleri sıkça ekranlara gelmişti. Dünya basınında genişçe yer bulmuştu. Maalesef ki 22 kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi de kayboldu. Kyodo Ajansı'nın afet yönetimi yetkilerine dayandırdığı habere göre de Güney Çin Denizi'nde oluştuktan sonra karaya vurmaya başlayan tayfunu az önce de söyledik. Sel ve toprak kayması hala devam ediyor. Başkenti etkileyen tayfun 26 kişinin yaralanmasına, başkenti de, Vietnam'ın başkentini de etkiledi bu sel bu sel felaketi. 26 kişinin yaralanmasına neden oldu. 4000 civarında ev ve 100 bin hektar ekili arazi zarar gördü. 6000 binayı su bastı. Vietnam'da, yani dünyanın iklim değişikliği nedeniyle işin özeti şu: bizler doğayı çok fazla kirlettik, dünyayı kirlettik. Bugün yaşadığımız felaketlerin bir sonucudur. Biz kirlettik, doğa da şu anda intikamını alıyor bizden. Eğer bizler ısrarcı olursak ve kirletmeye devam edersek daha fazlasını yaşayacağız. Maalesef ki daha fazla afet haberlerini, yani Türkiye'de de son zamanlarda yaşanan bu afetlerin, bu felaketlerin nedeni iklim değişikliği ve Türkiye'de bitmek bilmeyen çevre tahribatıdır. Birazdan da konuşacağız detaylarını zaten. Böyle yaparsanız, insan olarak doğaya saygılı olmazsanız doğa da bir şekilde sizden intikamını alır. Şimdi dünyanın başka bir noktasına gidelim, Amerika'ya gidelim. Hawaii'de yanardağ geçtiğimiz aylarda patladı. Ama daha öncesinde, Hawaii'ye gitmeden önce Bursa'ya gidelim. Türkiye sınırlarına dönelim. Az önce de söylemiştim, imar barışı ile ilgili haberi vermiştik sizlere. Ve demiştim ki Bursa'nın Mudanya ilçesinde antik kent kalıntıları üzerine bir AVM inşa edildi. Ve yargı süreci şu anda devam ediyor burada. Burada yargı süreci devam etmesine rağmen AVM sahipleri imar barışı için başvurdu ve yapı kayıt belgesi aldı. Bu konuyla ilgili gelişmeleri avukat Gürkan Altun'la konuşacağız. Kendisi Bursa Barosu Başkanı. Gürkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Şeyma Hanım, buyurun. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum, siz sormalı. Teşekkür ederim. Türkiye gibiyiz diyelim. Özeti böyle. Çünkü pek de iyi olamıyoruz bu kadar kötü olaylar arasında. Hemen şunu sormak istiyorum. Siz de buradaki antik kent için mücadele eden isimler arasındasınız. Buradaki olayı anlatır mısınız bize? Şimdi Bursa Barosu da sizin ifade ettiğiniz gibi söz konusu antik kent. Yani Mirel Antik Kenti platformu içerisinde yer alıyor. 2012 yılından beri verilen bir hukuki mücadele var burada. Süreç içerisinde öncelikle biz davayı kazandık zaten. Yani burası imar planları iptal edildi burası ile ilgili. Ancak Danıştay'a yapılan temyizde Danıştay bu yükünü bozdu. Fakat bu süreç içerisinde de İngiliz bir şirketti, bu market inşaatının sahibi, yerli bir firmaya, Bursa firmasına, bir market şirketine satış gerçekleştirdi. Bu esnada da Danıştayca bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada bu sefer aleyhimize hüküm çıktı kazandığımız davada. Fakat biz aleyhe hüküm verilirken, yani bilirkişi raporları daha tanzim edilmiş, daha hükme gidilmemişken bile bilirkişi raporlarının ehil olmayan kişiler tarafından verildiğini, işte Hasan Keyif konusunda aleyhe rapor veren veya işte İzmir'de Sapron Antikent diye zannediyorum, ona aleyhe rapor veren bilir kişilerin olduğu ve içinde hiçbir arkeolog bulunmadığı yönünde itirazlarımız vardı. Bu itirazlarımız dikkate alınmayıp aleyhe hüküm verilince bu defa hükmü biz temiz ettik ve Danıştay tam da bizim ifade ettiğimiz şekilde bilir kişinin
bilirkişiyi oluşturan heyetin usulüne uygun olmadığını, yeniden oluşturulacak bir heyetle yeniden rapor alınmasını istedi. Ve bu aşamada da yeniden bir rapor alındı. Bu raporun esprisi şu: burada inşaat başladığında Uludağ Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından burada çıkan tarihi buluntularla ilgili bir inceleme yapılıp Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na bildirimde bulunuldu. Burasıyla ilgili bir alan tespiti yapılsın diye. Burada birinci derecede arkeolojikçi kalan olarak ilan edilmesi gereken 2700 yıllık antik kent ve devamındaki antik liman maalesef üçüncü grup tarih eser olarak tescil edilmişti. İtirazımız bunaydı. Ve bunun kararını veren, yani üçüncü dereceden sit alanı ilan eden kurum da Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu. Yani tarihi korumakla görevli olan bir kurul. Aynen. Söz konusu sorunlar hakkında da biz o dönemde suç duyurusunda bulunmuştuk. Yine bileşenler tarafından ve yargılama yapıldı. Maalesef o karar beraatle onların lehine sonuçlandı. Tabii biz tarafı olmadığımız için hükmü de temyiz edemedik. Bizi ihbarcı kabul ettiler. Ancak davanın tarafı olamadık. O dönemde içinde belediye başkanları, yani koruma kurulunun diğer üyeleri vesaire tamamı beraat etti. Ama takdir edersiniz ki 2700 yıllık bir antik kentin, ki bunu biz söylemiyoruz, Uludağ Üniversitesi'nin uzmanları söylemişti o tarihte, ve alt katmanlarında belki daha öncesine tarihlenen kentler olabilir, Troya'daki gibi. Bunları bilmiyoruz henüz, çünkü bir araştırma yapılmadı. Ama üst yapıda 2700 yıla bir tarihleme gerçekleşti. Yani gerekli araştırmalar yapılsaydı belki şu anda Göbekli Tepe gibi bir tarihi yapıyı konuşuyor olacaktık. Biz sürekli Bursa Barosu olarak burasının Bursa'nın Efes'i olduğunu, buranın Bursa için bir Göbekli Tepe olduğunu ifade ettik ve hep söyledik ki market her yere yapılır. Kaldı ki market yatırımı bir yatırım değildir. Siz o marketi oraya açarak Mudanya'da arz ve talep dengesini değiştirmeyeceksiniz. Sırf market var diye insanlar Mudanya'ya akın etmeyecek. Mudanyalı insanlar alışveriş edecek. Ve zaten alışveriş ettikleri marketler var. Yani ne istihdam sağlayacak, ne arz talep dengesini pozitif anlamda değiştirecek bir şey değil. Her yere yaparsınız. Ama antik kenti kurabilmek için en azından 2700 yıl geriye gitmeniz gerekir. Peki. Mudanya Belediyesi ileri bir adım attı aslında ve üst kısmında bir bölgeyi kamulaştırarak gerçekten antik kentin diğer kalıntılarına da ulaştılar. Ve şu an orası hala kazı devam ediyor ve açık hava müzesi şeklinde de açılacak. Peki, haberlerde şöyle okuduk: yapı kayıt belgesi için başvurduktan sonra şirket, doğru, AVM'nin sahibi hemen belediyeden acele kamulaştırma kararı alındı. Daha önceden alamaz mıydı belediye bu kararı ve bu yani kamulaştırmayı yapması gereken belediye midir? Şimdi belediye burada gelişen bu ani durum karşısında bir refleks göstermiştir. Kamu yararı adına bir refleks göstermiştir. Biz bu anlamda da ilgili Mudanya Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerekçesi de şu: elbette ki yargılama süreci devam ederken ve her şey lehimize giderken burada bir imar barışı kanunu çıkacak ve bu imar barışı kanunu kapsamında kültürel, tarihsel sit alanları da bulunacak. Bunu tahmin etmek mümkün değildi. Haliyle de belediyenin böyle bir beyinden hareketle geçmişte kamulaştırma kararı alması da olası değildi. Bu sebeple ancak bu aşamaya sarkmadaki temel problem imar barış yasası. Yani siz böyle bir yasa çıkartırken muhakkak istisnalarını koymanız gerekir ve kapsam alanını imarlı arsalar, özel mülkiyete tabi arsalar olarak belirlemeniz gerekir. Yerin altında kültürel, tarihsel değerler varsa, hazineye ait yerse veya işte Boğaziçi İmar Kanunu uygun bir yerse vermeyeceksiniz. Bildiğim kadarıyla tek istisna Boğaziçi İmar Yasası'nın mevzuatıdır. Evet. Onun dışında hiçbir istisna gütmediler. Şuna benziyor. Biraz önce verdiğimiz örnek, siz Efes'te bir kulübe yapmış olsaydınız geçmişte, bunun yapı kayıt belgesini isteseydiniz vermek zorundaydılar. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Efes'te bir villanız olabilirsiniz bu yapı kayıt belgesiyle veya bir işletmeniz olabilir. Akla uygun mu? Değil elbette. Bu yüzden biz meclisi göreve çağırdık. Dedik ki derhal bu yasayla ilgili yeniden düzenlemeler yapın, ek maddeler çıkarın, istisnaları tanımlayın. Ancak bu tabii sorunu
oranın market olarak işletilmemesi kapsamında çözecek. Fakat bu tek başına yetmeyecek. Biz oranın bir açık hava müzesi olması gerektiğine inanıyoruz. Yani, bir arkeolojik alan olması gerektiğine inanıyoruz. Burada da Kültür Bakanlığı'nın devreye girmesi gerekiyor. Yani buranın yıkılması gerekiyor anladığım kadarıyla. AVM'nin oradan kaldırılıp altındaki tarihi değerlerin tekrardan gün yüzüne çıkartılması ve arkeolojik kazının başlaması gerekiyor. Elbette. Yani bir de altında ne var? Etrafında ne var? Bunlar bizim geleceğimize de ışık tutacak. Yani geçmişinizi görmeden geleceğinize yönelik bir hamle yapamazsınız. Kültürünüzü, tarihinizi bilmeden bir destinasyon ortamı da yaratamazsınız. Bursa için muhakkak bir kültür kenti, tarih kenti diyorsak, geriye doğru ne kadar gidelim diyorsak, geçmişin izlerini bulmak zorundayız. Dediğim gibi Troya ne kadar önemliyse, Göbekli Tepe ne kadar önemliyse, burası da önemli ve sadece Bursalılar için önemli değil, burası dünya mirası. Aynen bütün öyle. Dünya insanlığının hakkı var burada. Aynen o öyle. Anlamda da şimdi burası bir destinasyon olarak, tarihi destinasyon olarak açılsa, burası ilave insan getirir Bursa'ya. Bursa'ya ve Türkiye'ye döviz de kazandırır, istihdam da sağlar. Ama bir market biraz önce bahsettiğim gibi ne istihdamı ne de bir yerel halka kazancı sağlamaz. Hem de dünyadan getirir istihdam. Yani turistler gelir, buradaki Bursalılar, Müdanyalılar para kazanmış olur. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Son birkaç cümle olarak sizden almak istiyorum. Buyurun. İlerleyen süreçte nasıl bir yöntem izleyeceksiniz? Biz dava yoluna devam edeceğiz. Kamuoyu baskısı oluşturmaya devam edeceğiz. Yine Hazine'yi ve Kültür Bakanlığı'nı buraya sahip çıkmaya zorlamak adına elimizden geleni yapacağız. Biliyorsunuz Bursa'da gerek Hanlar Bölgesi gerek Cumalı Kızık UNESCO Tarihi Kentler Birliği'ne üye oldu ve yine korunması gereken alanlar statüsüne girdi. Bu anlamda dünya mirası haline geldi. Mudanya'nın da o noktaya, o ölçüye gelmesi gerekiyor. Ve Mireli Antik Kenti'nin bir an önce gün yüzüne çıkarılması gerekiyor. Bu anlamda yetkilileri göreve çağırıyoruz. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığımız için. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, Antik Kent'teki AVM için imar barışı uygulamasıyla ilgili detayları Avukat Gürkan Altun'dan aldık. Kendisi Bursa Barosu Başkanı. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra Uğur Şahin'i yanıma alayım ve sohbetimize başlayalım. Kısa bir ara. Akdeniz'in birleştiği noktada yenilikçi ve konforlu tasarımıyla Green Nature Diamond Otelleri ziyaretçilerini bekliyor. Şehir merkezine yürüme mesafesinde olan Green Nature Diamond Otelleri sizi eğlence, aktivite ve buluşma alanlarıyla büyüsü altına alacak. Toplantı salonları, pastaneleri, barları, kafeleri, zengin ana restoranı, özenle tasarlanan büfeleri, animasyon aktiviteleri, alışveriş merkezi, çocuk kulübü, su sporları ve daha pek çok etkinlikle Green Nature Diamond Otelleri bir otelden daha fazlası. Her bütçeye uygun tatil imkanı. Eğer siz de Green Nature Diamond Otellerinde bu güzelliklerden yararlanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın?
Aynı şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. İyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem. Deprem oluyor. Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır. Getirdikleri programı saat 11 ile 12.30 arasında sizlerle birlikte olacak efendim. Ekonomi konuşacağız, sağlık konuşacağız ve politika konuşacağız efendim. Berat Aşıcıoğlu ile günü getirdikleri pazartesi, çarşamba, perşembe ve cuma 11'de Cem TV'de. Bizden ayrılmayın. Artık çocuklar hepatit A'dan da korunacaklar. Sağlıklı ve mutlu nesiller için bütün çocuklar eksiksiz ve zamanında aşılanmalıdır. Aşılanmak her çocuğun en temel hakkıdır. Çocuğunuzun aşılarını sağlık kurumlarında ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz. Aşıyla hastalıkları aşıyoruz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı. Artık hepatit A aşı takviminde. Hepatit A. Aşım var. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Efendim ben Deniz Doğuşcan Deli Hasan. Eski Türk Edebiyatı'na taze bir bakışla karşınızdayız. Her hafta Cem TV ekranlarında edebiyat deryasının derinliklerine ışık tutacağız. Deste'den Güfte'ye, Fuzuli'den Baki'ye, kalemden mürekkebe, edebiyat hakkında her şey. Doğuşcan Deli Hasan'ın hazırlayıp sunduğu edebiyat meseleleri her cuma 16.30'da Cem TV'de. Aradan sonra çevre dosyası kaldığı yerden devam ediyor. Yayına başlarken açılışta söylemiştim. Bugün konuğum Uğur Şahin. Kendisi çevre gazetecisi, Bir Gün Gazetesi'nden. Onu yaptığı çevre haberleriyle yakından tanıyorsunuz. Birçok çevre sorununa ait gündeme taşınan haberleri yapmıştı. Türkiye'de de haberleri yapmaya da devam ediyor ayrıca. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Açılışta söyledim, bugün basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü, aynı zamanda basın bayramı.
gerçekten basında sansür kalktı mı diye başlayalım. Daha sonra diğer konuları konuşmaya devam edelim. Biz aslında bu bayramı hiçbir zaman bir bayram gibi kutlayamıyoruz. Zaten şu anda Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın yayınladığı son verilere göre 143 gazeteci cezaevinde. Gerçek yazılamaz noktada. Bir iki alternatif kalan gazetenin haricinde ana akım medya hali hazırda gerçekleri çarpıtarak yayın yapıyor. Yani doğrudan yana olan, halkın yararına haber yapan kanal, gazete sayısı çok az durumda. Böyle bir tabloda, böyle bir bayramdan bahsetmek aslında biraz garip oluyor. Evet, demin dediğim oluyor. Gibi 143 gazeteci sadece gerçekleri yazdığı için aralarında cezaevinde olan arkadaşlarımız var. Geçen sene Cumhuriyet davasına denk gelmişti mesela bugün ve o dönem biz şunu demiştik, hakikat yargılanamaz diye. Hala daha onu söylüyoruz. Sadece gazetecilik yaptığı için, sadece halkın haber almasından yana olduğu için, gerçekleri yazdığı için insanlar cezaevine konulamaz diyoruz. Ana akımdaki arkadaşlar sadece sansür bazında değil, ciddi bir otosansürle karşı karşıyalar. Haber yapamaz noktalar. Çünkü neden? En basitinden çevre gazeteciliği anlamında. Ortada bir talan varsa, rant varsa bunun bir ucu şirketlere dokunur. O dokunan ucu da şirketlerde zaten ana akımdaki medya şirketlerinin sahibi olduğu şirketlerdir. O yüzden dedim böyle bir durumda, böyle bir tabloda, Türkiye'de böyle bir bayramdan söz etmek biraz garip geliyor açıkçası. Tam bu noktada şunu da söyleyeyim. Az önce Bursa Barosu Başkanı'yla da konuştuk. Oradaki olayın ucu da Özdilek AVM'leri, Özdilek AŞ'ye dayanıyor efendim. Biz rahatça buradan söyleyebiliyoruz tabii ki de. Çünkü saklanacak bir şey yok. AVM'nin sahibi, yani KİPA'dan alanlar onlar. Oradaki antik kentin üzerine kurulmuş bile alanlar onlar AVM'yi. Bunu da söylemiş olalım. Sansürü kaldıralım. Peki şunu sormak istiyorum. Çevre gazeteciliği anlamında şu an ne konumdayız? Çevre gazeteciliği anlamında da biz gazetecilerin özel çabalarıyla aslında yürüyebiliyor süreç. Çünkü Türkiye'de veriye ulaşmak çok zor durumda, açık veri kaynaklarına. Yani şirketler nerede ne yapıyor, nasıl faaliyet yürütüyor bunu bilmek çok zor. Yerellerdeki haber kaynaklarıyla onlar da hali hazırdaki zaten yaşam savunucuları oluyor. Yani birebir mücadelenin içinde olan, eline taşın altına sokan, ben bu... bu güzellikleri gelecek nesillere bırakmak istiyorum diyen insanlar oluyor. Onlar bize ulaşıyor. Diyor ki işte Karadeniz'de HES benim deremi kuruttu. İşte tarım yapamıyorum. Bir gün bir bakıyoruz Trakya'daki bir yaşam savunucusu arıyor. Diyor ki yeni bir termik santral kurulacak bölgeye diyor. Aynı şekilde Akdeniz'de, İç Anadolu'da, yani tüm Türkiye'de her yerden bir talan ve rant haberi geliyor. Bununla birebir muhatap olan da, buna karşı mücadele veren yaşam savunucuları da bizler aracılığıyla bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyor. Yalnız işte sizin de dahil olduğunuz birkaç kurum kaldığımız için hali hazırda sesimizi duyurmakta çok zorluk çekiyoruz diyor insanlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Sadece Trakya örneğinde tarım arazileri rant için kullanılıyor. İşte organize sanayi bölgeleri açılıyor. Ergen örneği var misal. Bu şartlar altında tüm Türkiye'deki, yani nasıl gazetecilik yapmak zorsa çevre gazeteciliği biraz daha zorlaşmış oluyor. Çünkü biz aynı zamanda hem haberini yapıyoruz, bir yandan da buna karşı mücadele veren evet, insanlarız. Hedef haline de geliyoruz çoğu zaman. Yani tabii. Çevre için mücadele ederken. Mesela birazdan konuşacağız. Kargil haberi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Kargil hakkında yasa dışılık kararı verildi. Kaç haber sitesi verebildi? Tabii. Ana medya diye tabir ettiğimiz kaç televizyon bunu verebildi ya da özgürce konuşabildi? Tabii. Ya Kargil aslında Türkiye'deki hukuksuzluğun resmi. Ben böyle bir haber de yapmıştık zaten. Evet. Yani tüm Türkiye'deki hukuksuzluğun resmini Kargil tablosu bizim ortaya çıkartıyor. Neydi o? Yani 90'ların sonlarında yapılan birinci sınıf tarım arazisi üzerine kurulan Orhan Gazi'deki Kargil, yani bizim şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle gündeme gelen Kargil, birinci sınıf tarım arazisine böyle bir fabrika kurdu, bir tesis kurdu. Evet, Orhan Gazi'de. Evet, Orhan Gazi'de. Yalnız alan demin de söz ettiğim gibi birinci sınıf tarım arazisiydi. Yani bölgede tarım yapılıyordu, zeytinler vardı, tarım faaliyetleriyle yurttaşlar ilgileniyordu. Başka böyle bir tesis yoktu. Ki o dönem kurulduğu zaman da denildi ki burası uygun bir alan değildir, başka bir yerde yapın vesaire. Yani burası birinci sınıf tarım arazisi, burada yani Kargil'in işi ne minvalinde ve konu yargıya taşındı. Defalarca ruhsat iptali kararı verildi alana ilişkin. Davalar kazanıldı, mücadele edildi vesaire. Yalnız Kargil faaliyetine devam etti. Nasıl oldu? Biz
faaliyetlerine nasıl devam etti? Bunu birebir AKP ile aslında açıklamak gerekiyor. Buyurun. Sadece alana ilişkin bir gecede kanunlar değiştirildi. Kargil'in yani şöyle deniyordu. Birinci sınıf tarım arazilerinin üzerine kurulan fabrikalar para cezası ödenecekti ve metrekare üzerine bu yapılacaktı. Yalnız Kargil o cezayı bile ödemedi. Yani 2018 yıl 2018'e gelince de AİHM bir karar verdi. Dedi ki bu alan yasa dışıdır. Yani bu alanda böyle bir tarım arazisi üzerinde yapılan tesis aslında özetle dedi ki hukuksuz. Ve zaten alana gittiğim zaman o bölgeyi gezme şansı bulmuştum. Kargil'in mahvettiği bir doğa alanı peki var orada. Peki son durum nedir? Siz gittiniz o alana ve haber de yaptınız. Bizler de ekrana getirdik bu haberi de. Hatta Bursa Barosu eski başkanı Ali Arabacı ile canlı telefon bağlantısı da yaptık. Siz de hatta onunla röportaj da yapmışsınız. Son durum nedir? Şimdi şu şekil, benim gittiğim zamanda gördüğüm şey ağaçların üstünde dahi bir garip bir şey var. Çünkü alana ilk adımınızı atar atmaz zaten nişastlı koku her tarafı salıyor. Nişasta bazı şeker üretiminden yapıldığı fabrikadan. Ciddi bir koku yayan bir fabrika. Rahatsız edici bir koku. Tabii rahatsız edici bir koku ve aynı zamanda ciddi bir tesis, çok büyük bir tesis. Alanı gezdiğim zaman yani Kargil orayı çalıştırabilmek için su çekiyor. Yani suyla birlikte nereden bu işi yapıyor. Nereden çekiyor bu suyu? Alan yan taraftan bir dere geçiyor. Yalnız ciddi bir şekilde o dereyi aradığımız zaman önceleri mesela işte CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıballılar vesaire orada ciddi araştırmalar yaptığı zaman kuyudan bahsediliyordu zamanında ve o kuyu işte TMOP raporlarına vesaire girmişti. Hı hı. Yalnız şu şekilde o kuyu yok. Yani yer altından suyu çektiği söyleniyor yani son dönemde. Yani kuyu yok mu olmuş? Evet yani zaten oradan hallediyorlardı. Bir de basit bir örnek gibi gelebilir ama aslında her şeyi özetleyen bir şey var orada. Bir yurttaşla karşılaştık hemen fabrikanın yanında. Tarımla ilgileniyor. Kargil'in hemen bitişiğinde arsası var. Ve bir yandan da arıcılık yapıyor. Arı faaliyetleriyle ilgili. Yalnız peki? Diyor ki çok ilginç bir şeyden bahsetti. Balı yiyemedik bu sene dedi. Neden? Nasıl yani diye sorduk. Ciddi anlamda ilk baş sıkıntının olduğunu düşündük ama ne olduğunu anlam verememiştik. Dedi ki ama sonradan bir bakıldı. Meğersem arılar o Kargil tesisinden vesaire derken su gibi olmuş. Yani bal su gibi olmuş. Oradan taşımış. Çünkü arı tatlı olan şey oradan aynen almış. Öyle. Fabrikaya konmuş vesaire gibilerden. Bu tablo içerisinde Kargil oraya ciddi bir şekilde zarar veriyor. AİHM'in kararı da aslında özetle diyor ki bu yasa dışıdır, buraya bu yapılamaz. Ama biz bunu biliyoruz ki AKP iktidarı ve yerel temsilcileri bu fabrikayı çalıştırmaya devam edecek. Çünkü zaten Kargil'i koruyan onlar. Şeker fabrikalarının satılmasını isteyen, özelleştirilmesini isteyen hepimiz ki biliyoruz ki bu işin içinde olanlar aslında bu firma. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimleri bile yönlendirecek güçte olan bir firma aslında baktığınızda. Ve dediniz ki arıların yaptığı bal, yani gitmiş oradan almış özü nişasta bazı şekerden ve yaptığı bal su gibi olmuş. Hı. Ve bunu Türkiye'ye yedirmeye çalışıyorlar. Evet, yani bunu anlatan yurttaş yani sonra ne oldu yani dedik bu, balı. Şu an Uğur Bey çok önemli bir şeyden bahsediyor. Balı ne yaptınız dedim abiye konuşurken yurttaşa. Çöpe attık dedi. Başka bir. Ve biz bunu toz şeker olarak kullanıyoruz. Başka bir arkadaşında bahsederken de aynı şeyi yaptı. Yani düşünebiliyor musunuz bir bal üreticisi tarlasında ürettiği bal orada arıcılık yaparken bununla karşılaşmış. Kargil'deki durum zaten korkunç. Onun şahsında bazı şekerin sağlığı etkilerini zaten biliniyor. Ve şunun da altını çizelim. Kargil için iç hukuk yollarında da defalarca yasa dışı olduğuna karar verildi. Defalarca oranın yıkılmasına ve iptaline, ruhsatın iptaline karar verildi. Ama bir türlü bizim hükümetler, bürokratlar, görevliler artık ne addederseniz devlet görevlileri yapmak istemediler ve korudular onları. Ne utanç vericidir ki yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yıkılmasına karar verdi. Yani senin ülkende doğru bir karar veriliyor, sen uygulamamak için direniyorsun, Avrupa sana gelip uygula diyor. Ya bizim zaten ülkede tüm Türkiye'deki sıkıntımız, özellikle çevre alanındaki sıkıntımız yargı kararlarının dinlenilmemesidir. Yani mahkeme insanlar uğraşır, didinir, bilimsel bir rapor ortaya koyar. Der ki bu yaptığınız tesis hukuka aykırı, insan sağlığına aykırı. Konuyu yargıya taşır ancak yargıdan şöyle bir karar alır. Sonunda yürütmenin durdurması kararını verir. Yani yargı olumlu bir karar verir ancak şirketler uygulamaz. Şu an bunu tüm Türkiye'de görüyoruz. Bunun ilk başlangıç taşlarından birini de Kargil'de görmüştük.
Yani mahkemenin verdiği ruhsat iptal kararlarının uygulanmadığı bir hukuk düzeni düşünebiliyor muyuz? Türkiye'de gelinen nokta budur zaten. Yıllardan beri ruhsatın iptal edilmesine rağmen göz göre göre bir fabrika çalışıyorsa tek bir şey vardır. Siyasal iktidar onu korumuştur. Onu kollamıştır yargı. Yoksa normal bir vatandaş hakkında verilen bir karar bir gecede uygulanıyor zaten. Tabii, hepimiz malumumuz yani. Tabii. Mesela demin bahsettik imar barışı konusunda. Yani mümkün mü normal bir vatandaşın gidip inşa ettiği bir şey için kolayca koskoca AVM'den ve antik kentin üzerine kurulmuş bir AVM'den bahsediyor. Gidiyor hemen yapı kayıt belgesini çıkartabiliyor. Tabii işte bu zaten anlayış, bu sizin bahsettiğiniz anlayış egemen olmuş zihniyetin göstergesi şu anda. Kentlerimizin talan edildiği, tarım alanlarımızın gittiği, meraların termik santraller, taş ocakları, kalker ocakları için yıkıma uğratıldığı tablonun özeti aslında bu. Bunu da şöyle yorumlamak gerekiyor aslında. AKP'nin sürekli bizlere sunduğu o büyük resim bahsettiği şey, işte büyük resim bu. Büyük resim para hırsı uğruna yurttaşlarını hasta eden, doğasını yok eden, canlı yaşamını hiç sayan iktidar. İşte o büyük resim aslında bizim bahsettiğimiz tüm Türkiye'nin düştüğü durumdur. Yani bizde uygulanan şu anda vahşi kapitalizm. Kapitalizm de değil, vahşi kapitalizm. Tabii. Ya AKP zaten kendini bu alandan var ediyor. Bu neoliberal bir sistemin, bir partinin şeyi olduğunu sürekli, yani yerellerde özellikle ihale sistemleri vesaire, buradan aslında zaten o sistem kuruluyor. Aslında baktığınızda şöyle düşünün. Liberalizmin bile belli kuralları var. Burada kuralsızlık var. Yani ne oraya koyabiliyorsunuz, ne oraya koyabiliyorsunuz. Yani demin de bahsettiğim gibi vahşi kapitalizm sularında yüzen bir politika maalesef. Kâr hırsı. Yani ikisinin de ortak yanı noktası. Kâr hırsı. Şimdi kâr hırsının olduğu başka bir noktaya gelelim. Sizin haberinize. Yani Kargil ile ilgili yaptığınız haberden bahsettik. Şimdi döküm görünümlü çevre katliamı. Kentsel dönüşümde yaklaşık aralıksız devam ediyor. Özellikle İstanbul'da her ay İstanbul'da 5 milyon ton hafriyat çıkıyor. Bu hafriyatlar içinde döküm alanları belirlenmiş. Yaklaşık 14 tane belirlenmiş. 8'i Avrupa yakasında ve siz döküm sahalarından biri olan Eyüp çift alana gittiniz ve o sahaya girdiniz. Gerçek bir gazetecilik yaptınız ve o sahayı gezdiniz. Orada neler oluyor? Şimdi bahsettiğiniz 14 resmi saha var. Bu sahalardan en fazla kullanılanı Eyüp çift alanı oldu. Çünkü ciddi bir doluluk oranları var sahalarda. Alana giriş yapmanız normalde imkansız. Biz bir şekilde girmeyi başardık. Biraz zor oldu ama girdik. Ve karşımızda aslında çok korkunç bir manzara çıktı. Hafriyat araçları zaten yol üstünde görüyorsunuz. 3. havalimanına çok yakın bir alan. Nereye gideceğimizi de biz bilmiyorduk aslında. Nasıl gidebileceğimizi bilmiyorduk. Hafriyat araçlarını takip ettik. Çünkü bir değil, iki değil, üç değil, onlarca hafriyat aracıyla aynı yolda ilerledik. Sonunda bir gittik ki yüzlerce hafriyat aracı döküm yapıyor. İşte aynı zamanda denize döküm yapıyor. Orada dolgu dağları oluşmuş vesaire. Normalde denize dolgu yapmak yasak. Tabii. Ve şöyle bir nokta var. Eski bir maden sahası orası. Aynı zamanda bir yandan da işletiliyor. Korkunç bir manzara, yine bahsettiğim gibi. Yüzlerce hafriyat aracının geldiği söyleniyor, binlere çıkıyor deniyor ve yol boyu tabela karşılıyor aslında sizi. Yani bu arada resmi döküm sahası. Yani bir de bunun resmi olmayan yerlere döküldüğünü düşünün. Çünkü oraya giriş çıkışta ücret ödüyorsunuz vesaire. 14 tane döküm alanı var dedik. Bununla ilgili grafiği de ekrana verelim. Hepsi neredeyse bu 2017'de de bu haberler yapıldı. %90'ı örneğin Silivri Seymen doluluk oranı %99'a ulaşmış. Silivri Çeltik %69, Çatalca Murat Bey %99, en verimli yerler seçilmiş. Mesela Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Bolluca %96. Arnavutköy, Bolluca'ya da hala dökümler devam ediyor. Aynı yerde olduğu için herhalde. Bunun içinde tabii şey de var, çift alan da var. Geçen yıl %31'deymiş. Şu anda durum. Şu anda ciddi bir durum var. Ciddi bir döküm sahası, ciddi bir doluluk oranına doğru ilerleyen bir şey. Bunun sebeplerinde aslında her zaman söylediğimiz gibi ciddi bir rant hırsı var. Kentsel dönüşümde her gün yani bir gecede acil alan ilan ediliyor, kamulaştırma alanı ilan ediliyor vesaire. Sonrasında talan, yıkım başlıyor alanlarda. Üsküdar'ından tutun İstanbul'un birçok noktasında.
bu Eyüp'teki çift alandaki esas mesele 3. Havalimanı'na yakınlığı. Yani o bölgeye aynı zamanda oradaki iş arabalarının, çalışmalarının, kamyonlarının döküm yaptığı bir alan. Ve bu hafriyat araçları nedeniyle civar köylerde yaşam neredeyse durmuş durumda. Yani Ağaçlı hemen karşısında, köyünde. Evet Ağaçlı köyünde ve civarında hemen karşısındaki olan köylerde bir kahve aradık, oturalım insanlarla konuşalım bu tesis sizi nasıl etkiliyor diye. Sokakta insan göremedik neredeyse. Orada çünkü da çok, Cahit Aksoy'la herhalde konuşuyorsunuz. Evet, evet. Mücadele ettiğinden bahsediyordu kendisi ama artık mücadele edebilecek bir şey olmadığını söylüyordu. Yine bir yurttaşımızla konuştuğumuz zaman orada ismini hatırlayamıyorum şimdi. Bizi buralardan sürmek istiyorlar diyordu. Bizi buralardan göndermek istiyorlar. Çünkü neden? 3. Havalimanı'na yakın bir bölge. Evet, ismini vermek istemiyorum demiş zaten. Neticede hafriyat araçlarının insanları yaşanmaz kıldığı bölge orası. Ve şunu da belirtelim. Ağaçlı köyünde yaşayan insanlar da 150 yıldır burada yaşıyorlar. Evet. Ve biraz ilginç olacak. Hafriyat araçlarının ortasında insanlar denize girmek zorunda kalıyor sol tarafında hemen. Yani o bölgede yani inanılmaz bir alan, girişin çok zor olduğu yerde sol tarafta insanlar denize giriyor. Temiz mi deniz? Hayır, oldukça kirliydi. Yani temiz olmasının mümkün olduğunu düşünmüyorum ki nitekim zaten oranın havası zaten normal aracımız cama açık bir şekilde ilerleyemedi. Toz duman, evet. Çünkü aynı anda 100 tane hafriyat aracının döküm yaptığı bir alan düşünebiliyor musunuz? İşte orası da hep çift alandaydı. Bazen o yolu kullanmak durumunda kalıyoruz. Yani Sarıyer'de oturduğum için diğer taraflara geçerken. Yani oradan geçebildiğimizde şükrediyoruz. Çünkü orada bir inanılmaz bir terör yaşanıyor. Kamyon terörü yaşanıyor. Çünkü küçük araçları hızlıca kullandıkları için neredeyse ezilme tehlikesiyle karşı karşıyasınız her an. Trafik kazası olabilecek bir durumda ve kaçak dökümler var. Sizin haberinizde şu da dikkatimi çekmişti. İşte tabelanın altına molozların bırakılması, dökümün yapılması. Tabii. Yani onu aslında demin bahsetmiştim. Evet. Burası resmi alan ama bir de düşünün resmi olmayan alanları. Zaten yol boyu karşınıza dökümün yasak olduğuna ilişkin tabelalar var ama dinleyen kim? Aynen öyle. Peki yani yetkililer sizin sorularınıza cevap verdi mi? Yetkililer? Şu şekil oldu. İSTAÇ ve onun iştiraki olan bir firmaya ulaşmaya çalıştık. Kuzey İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam. Kuzey İstanbul firmasının yetkilisi anında bizimle görüşmek istemediğini söyledi ve şunu ekledi. Evet, Kuzey İstanbul. Avukatlarımızla da görüştük. Mimarinde bir cümle sarf etti. Yani görüşmek istemiyoruz. Avukatlarımızı da yani haber daha çıkmadan avukatlara bildirildi söyleniyor. Yani böyle bir tablo bu düşünün. Haberi çıkartmayın diye. Tabii. Ve şu da çok ilginç. Konuyu İBB meclisinde gündeme taşıyan meclis üyeleri var. Evet. Yalnız onlara İSTAÇ'a ilişkin bir bilgi verilmiyor. O döküm sahasında durum nedir? Günde kaç alana araç giriyor vesaire. O bilgiler hala verilmedi meclis üyelerine. Yalnız bizim haber çıktıktan sonra habere tekzip metni yayınladılar ve aslında o tekzip metninde alana ilişkin küçük bilgiler veriyorlar. Yani meclis üyelerine vermedikleri şeyi haber çıktıktan sonra tırnak içinde biraz sempatik ve haklı göstermek için böyle bir bilgi yayıyorlar. Ya geçtiğimiz yıllarda 2017 yılında da yapılan şeylerde orada kamyon şoförleriyle de konuşmuşlar. Habertürk'te yapılmış haber. Ve oradaki şoförler itiraf ediyor. Yani ben diyor kazanamıyorum ki Ataköy'den çıktım geldim. Bolluca'ya Arnavutköy döküm sahasına. Buraya 250 lira kazanıyorum kamyon başı. Yaktığım mazot 3-4 saat beklediğim için 220 lira ve 30 lira. Ne kadar çok taşırsam o kadar döküyorum. Yani kazanıyorum daha tabii, doğrusu. Tabii bizim yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgilerde mesela yani bölgeye ilişkin haber yapma sebeplerimizden biri de şöyle bir mesaj olmuştu. Bir yurttaş şöyle bir mesaj yazdı. Dedi ki ciddi bir doğa katliamı yaşanıyor burada. Yani gelip görmeniz gerekiyor. Gidip gördükten sonra da zaten o korkunç manzarayı inceleme fırsatı bulduk. Yarım saat alanın içerisinde kaldık, ciddi bir şekilde bir yürüyüş gerçekleştirdik ama bizi fark ettiler zaten sonunda ve hemen önümüze bir pick-up, bir araç bizi aldı ve buyurun sizi dışarı alalım. Buyurun sizi dışarı alalım dedi. Biz çıkarız dedik, hayır size eşlik edeceğim peki dedi. Peki yetişebiliyor musunuz bu kadar yoğunlukta? Yani inanılmaz bir çevre tahribatı var Türkiye'de maalesef ki. Haber yaparken yetişebiliyor musunuz bu hıza? Çok zor. Bugün Eyüp çift alanı yaptığınız zaman bir saat içinde başka bir haber gündeminize düşüyor. Bu sefer Ege'deki bir koya ilişkin bir rant haberidir. Onu bitirseniz Karadeniz'de Sinop'tan bir haber gelir size. İşte nükleere ilişkin ağaç kesimi başlamıştır. Onu bitirseniz
yine Karadeniz'deki HES'lerin kuruttuğu dereler, onlara ilişkin haberler gelir. Yani bir çevre gazetecisinin bir yandan haber üretmesi kendisi için güzel bir şey olsa da Türkiye'nin aslında o korkunç, vahim durumunu da gözlerinin önüne seren bir şeydir bu. Keşke siz daha güzeller, yani desek ki şöyle güzel bir yatırım yapıldı çevre için. Bizler de burada bunu anlatsak. Bana şunu soruyorlar. Sen 1,5 saat yayın yapıyorsun. Hani doldurabiliyor musun yayını? Yani yetmiyor ki zaten. Hani diğer haftaya sarkıyor. Ondan sonraki haftaya veremiyoruz. Yani aradan seçmek durumunda kalıyoruz. Yani kaç 1,5 saatler yapılır? Günlerce yapsak. Türkiye'nin sorunu maalesef ki sırf Türkiye, bir de dünyanı düşündüğümüzde maalesef ki sorun bayağı ciddi durumda. Peki çevre gazeteciliğine nasıl, yani Trakya'ya geçeceğim birazdan ama çevre gazeteciliğine nasıl başladınız? Şimdi demin Sinop'tan bahsetmiştim, evet. Bir Sinopluyum ve mi? Nükleer santral kurulmak istenen küçük bir şehirde doğdum. Ve o dönem nükleer ciddi bir şekilde insanların adalet arayışının ve politikleşmesinin bir göstergesi oldu. Çünkü neden? Bir mutlu şehir düşünün. Sinop, küçük bir kasaba, balıkçılığın yapıldığı bir yer ve oraya nükleer kurulmak Diyojen'in isteniyor. Diyojen'in memleketi. Evet, ve oraya nükleer kurulmak isteniyor böyle güzel bir yere. Haliyle sadece nükleerle de kalmıyor bu tablo. Hemen doğduğunuz bir ilçeye bir HES kuruluyor ve dağı yarıyorlar o HES borularını geçirebilmek için. Onun akabinde başka bir ilçede bir çimento, taş ocağı fabrikası kuruluyor. Az ilerisinde komşu tarafta yine bir kalker ocağı, bir tesis kuruluyor. Bu şekilde olduğu için yani birinin bunları, yani bunu yazmak taşıması. İstiyordum. Yani bunu yapmak istiyorum dedim ve bu şekilde gazeteciliğe başladım. Çevre gazeteciliğine başladım. Birazdan devam edeceğiz. Kısa bir ara vermemiz gerekiyormuş. Kısa bir ara verdikten sonra çevre dosyası kaldığı yerden devam edecek efendim. TV'den Cem'e gönül verenlere özel bağlama kampanyası. Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlaması zevk almayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Bir adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu harika bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap, ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan, çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi, bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek.
Bu setle bağlaması zevk almayacak. Bu sette herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlama da siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde kolaylaştırılmış bağlama çalma tekniklerini içeren CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti bulunmaktadır. Sizler için hazırladığımız bu setle hayatınızda elinize hiç bağlama almamış olsanız bile kursa gitmeden, kimseden ders almadan hangi yaşta olursanız olun, ister 7 yaşında, ister 70 yaşında olun, sadece 3 ayda bağlama çalmayı öğreneceksiniz. Bu setle ister kendiniz çalışın, ister çocuklarınız, ister anneniz, ister babanız. Bağlama çalmanın güzelliğini sizler de yaşayın. Bir bağlamada sen al kampanyamıza destek vererek geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bağlamayla tanıştırın. Yarının ozanları, yarının aşıkları bu setle yetişsin. Sizler de kültürümüzü yaşatmanın gururunu yaşayın. Gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlaması zevk almayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde bir adet maun bağlama, bir adet koruyucu kılıf, bir adet yedek tel takımı, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti bulunmaktadır. Haydi! Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlaması zevk almayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Bir aradan sonra çevre dosyası kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlarını yeni açanlar için hemen hatırlatayım. Bugün konuğum Uğur Şahin. Kendisi çevre gazetecisi. Aynı zamanda Bir Gün gazetesinde yaptığı çevre haberleriyle yakından tanınıyor. Aynı zamanda insan hakları üzerine de haberler yapıyor. Bunun da altını çizelim.
Araya gitmeden önce şunu sormuştum kendisine. Çevre gazeteciliğine nasıl başladınız demiştim. O da cevabını vermişti. Şimdi de dilerseniz Trakya haberinizle devam edelim. Geçtiğimiz hafta Trakya ile ilgili Göksal Çiğdem'le de bir telefon bağlantısı yaptık. Bu ekibin res ve termikslerle ilgili ısırancaları çünkü yok edecek. Bu da sizin haberinizin başlığıydı. Buyurun Trakya hakkında neler söylersiniz? Trakya'daki talana ilişkin bir dosya yapmaya karar verdiğimiz zaman az çok bölgedeki yıkımın boyutlarını biliyorduk ama bu kadar olabileceğini tahmin etmiyorduk. Yani bir haber yapmıştım örneğin bu dosya başlamadan önce Çerkezköy'deki termik santrali ilişkin. Devletin belgesinde denen şey şu, oraya kurulacak termik santral bölgenin hava kalitesini arttıracak. Yani düşünebiliyor musunuz bir termik santral insanları kanser eder, hasta eden bir santralin insanlara bir güzel sunulma yöntemi yani devlet tarafından. Ve bunu şimdi, sadece 26 sayfada özetlemişler. Tabii. Rapora ulaşamamıştık. Neticesinde gittiğimiz zaman benim ilk durağım Kırklareli Vize oldu. Sakin şehir unvanında olan bir yer. Tıpkı Seferihisar gibi. Tabii antik eserlerin olduğu bir yer. Ama yani sakin şehir formatında değil. Yani vizeye girer girmez zaten hafriyat kamyonları karşıladı beni. Yani biz zaten İstanbul'dan hafriyat kamyonlarından kaçıp bir yere gitmek istesek, sakin şehir diye vizeye gitsek bize de hafriyat kamyonları var. Çok ama, kişi de sözünüzü kestim ama vizenin Sittasov yani sakin şehir olduğunu bilmez. Tabii. Artık dediğiniz gibi vize denildiğinde kesin taş ocağı var. İşte kalkar ocağı var ya da bir orman kesimi var ya da kamyonlar şimdi aklımıza geliyor. Tabii. Çok güzel bir yer yani doğa güzellikleriyle. Ihlamur kokan diyorlar mesela öyle bir yer. Hafriyat kamyonlarının akabinde belediye binasının önünden geçtiğim zaman termik santrale hayır yazısı belediye binasına asılmış. Yani ciddi bir de mücadele var bölgede. Çünkü bir tarafta taş ocağı var, bir tarafta termik santraller için uğraş var, bir tarafta sondajlar yapılıyor, kalker ocakları var. Böyle bir sakin şehir düşünün aslında vize için. Köylerine gittim, köylerindeki durum ne diye. Pazarlı köyüydü yanlış hatırlamıyorsam. Hemen taş ocağının dibinde bir köy. Ama yani o taş ocağına gidene kadar sanki bir yaz içinde kış yaşamış gibi hissettik. Yol bembeyaz, ağaçların üstü bembeyaz. Bu böyle küçük bir toz gibi değil, bir kar yağmışçasına. Neticede bölgenin muhtarı ciddi bir mücadele veriyordu. O verdiği mücadele için de taş ocakları mesela patlatma yapıp ürününü elde etmek için patlatma yapacak. Yalnız köy muhtarı fazla mücadele veriyor diye ona haber vermiyorlar, başka köye haber veriyorlar taşı patlatmak için. Yani vizedeki durum korkunç aslında. Bu da sadece Türkiye'de olur. Tabii, gerçekten tabii. Böyle. Çünkü muhtar yani. İstanbul'a bilimsel rapor yazdırıyor buradaki hocalar vasıtasıyla. Mahkemeye gidiyor. Yani onlar da biz bu muhtarla değil Doğan başka Kantarcı muhtarla. Doğan Kantarcı da o tabii, hocalardan tabii, birisi Doğan, profesör. Doğan Hoca, doktor kendisi de programımızın danışmanı aynı zamanda. Selam gönderelim ona da. Neticede vizede bir yanda taş ocakları bir yanda santral meselesi var. Örneğin Dokuz Höyük Köyü var. Ciddi tümülüslerin olduğu tarihi bir bölge düşünelim. Şimdi ve aynı zamanda hayvancılık yapılan bir yer düşünelim. Yani hem tarım yapılıyor hem hayvancılık yapılıyor. Şimdi böyle bir yere ve çevresindeki 3 köyü etkileyecek bir termik santral kurulmak isteniyor. 3 Ağustos'ta halkın katılımı toplantısı var. Orada insanların toplantısını dinledim. Trakya platformu insanlara bilgilendirme top şirketten önce gidip ve yüzlerce köylü oradaydı. Kadının, erkek, çocuk hepsi kararlı yani yaşam alanıma dokundurtmak istemiyorum diyor. Neden? Ben buraya çocuğumu bırakmak istiyorum diyor. Burada doğdum, burada ölmek istiyorum. Çocuğum da burada olacaksa eğer bu toprak onun. Yani tıpkı Havva Ana gibi, tabii. Tıpkı Melahat teyze gibi. Tabii. Yani Vize'deki o kadınların direnişi. Tabii. Vize'nin yanında örneğin Türk Akımı var bölgede, evet, Kıyıköy'de. Bunu soracaktım. Türk Akımı projesi ne durumda diyecektim. Kıyıköy'de yine alana giriş çok zor. Her köşede bir bekçinin olduğu yer düşünün. Neticede oraya da girmeyi başardık biraz zor olsa da. Bu arada belirtelim Türk Akımı projesi Rusya'nın doğalgaz rezervlerini Türkiye üzerinden başka ülkelere yani Avrupa'ya taşıma projesidir. Yani burada kazanan Rusya olacak. Tabii yani zaten Rusya için inanılmaz karlı bir organizasyon ve proje. Tıpkı nükleer enerji santralleri. Nükleer enerji gibi. Selves Koyun'un orada inşaat çalışmaları sürüyor bölgede.
harika bir koy, doğa güzellikleriyle bilinen bir yer. Ama öyle düşünün ki denize girmek bile yasak çalışmalar nedeniyle. Denize girenler hakkında kabahatler kanununa göre işlem yapılıyor. Neticede alanda girip fotoğraf çektikten sonra bir süre sonra çıkarken fark edildik. Yine peşimize. Yukarıdan görüntü almak da yasak değil mi? Tabii yasak. Yasak tabii gerçekten. Şeydeki koydaki olduğu gibi. Hı-hı. Yazlık saray inşa ediliyor ya biliyorsunuz. Tabii. Marmaris'te. Tabii. Böyle bir tablo yani zaten Trakya'daki aslında o yıkımı gösteren noktalardan biri de Kıyıköy'deki bu Türk Yakımı projesi. Bir yandan da RES'ler var. Buraya aslında bir parantez açmak gerekiyor. RES'e aslında karşı değil insanlar. Trakya'da da böyle. RES'lere karşı evet, öyle değiller. Öyle söylemişler. Deniyor ki biz yenilenebilir enerjiden yanayız. Güneşten, rüzgardan yanayız. Ama siz o RES'i ısrancıların ortasına koyup onun için 30 metre genişliğinde yollar açarsanız ve 2000 tane RES kurmak isterseniz dolayısıyla ısrancıların doğa güzelliğini, doğa bütünlüğünü, ormanların bütünlüğünü bozarsınız. Bu noktada da yurttaşların temel şikayetlerinden birisi bu ısrancıların bütünlüğünün bozulmasıydı. Bu açıklamalar da size Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve geçen dönem Çevre Komisyonu Başkanı Aydın Karakoç yapmış. Yani tabii, Aydın Bey ile bu konuyu konuştuğumuz zaman kendisi bu ifadeleri kullanmıştı. RES'e karşı değiliz ama bölgede ciddi bir talan var demişti. Ama esas mesele bence Ergene yani bölgede Trakya'daki yani kanser saçan yani su değil kanser saçan bir dere ciddi bir su kaynağı ve devlet DSİ'yi devlet su işleri ölçüm sonuçlarını halka açmıyor açıklamıyor. Evet maalesef yani, ki ulaşamıyoruz. Evet sonuçta. Yani zehir akan yerden bilimsel bir çalışma yapıyorlar ölçüm alıyorlar ama bunu halk için sunmuyorlar. Yani ne yapıyor? Oradaki yerel belediyeler ve yine Trakya platformunun mücadelesiyle orada ölçümler yapılıyor ve ne yazık ki zaten yani saklamalarının sebebi bu. Cebinden para harcayarak insanlar bunu ölçüme tabii. Götürüyor, laboratuvarlara götürüyor. Ve zaten sakladıkları şey o raporlarda ortaya çıkıyor. İçerisindeki ağır maddeler hepsi bir ortaya çıkıyor. Ama işte Trakya'daki esas yıkımın ve tahribatın göstergesi o kapkara akan Ergene'dir. Biz de sık sık haberlerini yaptık. Çevreciler de çevre denince, çevre mücadelesi, Trakya denince hep ilk akla gelen de Ergene Nehri'dir. Tüm Türkiye için geçerlidir. Ve ne yazık ki seyircilerimizin bunu iyi dinlemesi lazım. Orada tarım yapılıyor. Yani Trakya tarım yapılıyor. Maalesef ki insanlar su bulamadığı için Ergene'den bu sularla tarlasını suluyor. Yani bu sadece orada yaşayanların değil, Trakya'nın değil, tüm Türkiye'nin sorunu. Çünkü orada yetişen domates, fasulye artık ne yetişiyorsa akşamına bizim soframızda, tabağımızda. Tabii. Olaya böyle bakmak lazım. Tabii 90'ların sonundaydı yine. Edirne İdare Mahkemesi'nin verdiği bir karar var. Yani yetkililer sorumludur buradaki kirlenmekten diye, kirletmeden dolayı diyor. 2000'li yılların ortasında yanılmıyorsam 2005 ya da 2006 gibi Danıştay'ın yine verdiği bir karar var bölgeye ilişkin. Yani özetleyecek olursak Ergene'de hepimizin gözleri önünde bir kanser yayan dere, bir su kaynağı kanser yayıyor ve devlet hiçbir çaba, hiçbir seferberlik, hiçbir çözüm odaklı bir şey yapmıyor. İnsanlar kanser olsun, insanlar hastalansın. Zaten ortadaki o bölgedeki kanser verileri de aslında biraz bu noktayı gözler önüne sarıyor. Evet, kanser yani bu da ne yazık ki açıklanmıyor. Evet, bu da aslında yönetimin, AKP'nin insan sağlığını değil, insan sağlığını hiçe saydığını bizim gözler önüne seren göstergelerden de biri aslında. Az önce dediniz ya 90'larda Ergene Nehri'nin kirlenmesiyle ilgili devlet görevlileri de suçludur diye bir mahkeme kararı var. Acaba o devlet görevlileri hakkında ne yaptılar? Yani bir şu anda aklıma geldi de Japonya'da olsa ya da başka bir ülkede olsa zaten o kişi şimdiye kadar istifa etmişti. En ufak şeyde dahi insanlarda istifa kültürü var. Ben bu işi yapamadım. Özür dilerim. En azından özür dileme ya da yanlışını düzeltme kültürünün olduğu yerler maalesef ki bizler de insanları kanser ediyorsun. İşte az önce Beyoğlu'nda örneği verdik yıkılan bina. Oradaki birileri gelmiş bakmıştır en azından toprak kayması var. Oradan birisi ihbar etmiştir. Oradaki inşaata göz yumuyorsun. İnsanların canını hiçe sayıyorsun ve elini kolunu sallaya sallaya gidiyorsun. Niye? Devlet memurları koruma kanunu var. Evet. Yani yine İşte vize yakınlarındaki yere parantez Buyurun. Açmak istiyorum. Sizin dediğinizin akabinde yani. Hepimizin yine insanların gözleri önünde devasa kömür sahaları var. Terk edilmiş ve
öyle bir manzara çıkıyor ki karşınıza, şirketler alanı demir tellerle çevirmiş ve oysa yani yanımızdaki haber kaynağı 86 yaşında bir amcamız, birlikte gezdik alanı ve diyor ki burası Mera'ydı. Yani hemen sol tarafındaki alan Mera, onun peşindeki alan kömür sahası. Şimdi o alanın, o kömür sahasının öylece bırakılmasına seyirci kalan devlet görevlileri ne yapıyorsa, devlet ne yapıyorsa Ergene'deki durumda da öyle. Yani siz bir şirketin kullanımına alanı veriyorsunuz. O şirket kanuna göre maden çalışmalarını bitirdikten sonra orayı yeşillendirip ağaçlandırmak zorunda. Aslında burada sorun da biraz da demin söylediğimiz gibi devlet görevlilerinden de kaynaklanıyor. Şirket 3. köprü, 3. havalimanı için de geçerliydi. Ağaçlandırılması gerekirken, çünkü parasını önceden alıyor. Bekle denildi bazı şirketlere. Daha sonra ortaya çıktı ki orada 3. havalimanı projeleri varmış, diğer projeler varmış. Acaba orada ne projeleri var? İşte yani sayısız kömür sahaları var. Benim gördüğüm sadece bir tanesiydi ve bir tanesini görmem yetti zaten bana. Yani bu ne demeye kalmadan hemen yanımızdaki amcamız dedi ki bunun gibi 10-15 tane var hemen yakınlarımızda. Yani biz bir tanesinin doğaya verdiği zararı düşünürken bunun gibi 15 tanesini öğrendik aynı zamanda. Yine aslında Kuzey Ormanları demişken 90'ların ortasında Erdoğan kendi demişti. 3. köprü rant içindir. Bu bölgeye ihanettir demişti. Şimdi Kuzey Ormanları'nın hali ortada. Hatta Ormanın Kara Kitabı diye bir kitap yazdırılmıştı. Onun ön sözünde de Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası vardır efendim. Şimdi bu 90'ların ortasındaki sözü hatırlattıktan sonra Ergene'ye, Trakya'ya baktığımız zaman programın başında söylediğim yine o büyük resim çıkıyor karşımıza. Rant ve talan hırsı. Tüm Türkiye'yi esir almış şey rant ve talan hırsıdır. Çünkü yerellerdeki siyasetçiler, AKP'nin ilgili birimlerindeki siyasetçiler kendini bununla var ederler. İhale süreçleri vesaire. Neticede Trakya'nın bize sunduğu şey bu yıkıma karşı bir anda da mücadele olduğudur. Yani Trakya platformunun orada organize ettiği o panelde, bilgilendirme toplantısında yüzlerce insanı görmek ciddi anlamda beni umutlandırdı şahsen. Yani biz sürekli çevre haberlerinde biraz olumsuz düşünüyoruz ama bir anda çok ciddi bir mücadele veriliyor. Yani çevre mücadelesinde aslında peş peşe de kazanımlar oluyor. Ege'de oluyor, Akdeniz'de oluyor, Sinop'ta oluyor. Barajına, baraj kurmak için deresini yıkmak isteyenlere karşı deresini savunuyor insanlar ve bunu oranın yerli halkı yapıyor. Yani tabii, köylü kadınlar yapıyor, orada yaşayanlar yapıyor. Yani çoluk çocuk alıp oraya gidiyorlar. Tabii yani çünkü neden? Çünkü o arazi onun yaşam alanı. O araziden kendini var ediyor. Çocuğunu o araziden ektiği tarım ürünleriyle besliyor, yetiştiriyor. Ailesini bununla kalkındırıyor. Yani doğal olarak o toprak onu var eden şey oluyor. Şimdi deresi de nitekim öyle. Oradan su alıyor, sulama yapıyor, tarım yapıyor. Ama siz gelip halka hiç sormadan, tepeden inme bir yaklaşımla X bir şirkete rant ve çıkar sağlamak için bir anda köye bir tesis, bir proje, bir taş ocağı kuruyorsunuz. Dolayısıyla insanlar da aslında bir nevi politikleşmeye başlıyor, mücadeleye başlıyor. Yani çevre mücadelesinin önemli kılınmasının detaylarından da biri budur. Yani daha önceden hiçbir bir politik düşüncesi olmasa dahi, yani bir yurttaşken sonradan bir bakıyor ve direnen bir yurttaş olmaya başlıyor. Çevresindeki köylerdeki mücadeleye bakıyor. İlçe merkezine bakıyor ve sonra. Daha önce hiç eyleme katılmamış tabii, insanlar. Tabii hiçbir eyleme katılmamış. Sonra bir bakıyorsunuz habere gittiğiniz zaman o size anlatıyor. 2000'li yılların başında bu oldu. 2005'te bu oldu. Evet. 2006'da burada direndik. İnanılmaz. Sonunda 2010'a geldiğimiz zaman burada şu tesise karşı direndik. Dolayısıyla yani mücadele içine katılıyor ve ben buradayım diyor. Bana sormadan, benim hiçbir fikrimi almadan çocuğumun arazisine sen bunu nasıl yaparsın diyor. Ve sonunda illa ki de olumsuz haberler çıkacak değil. Yani insanlar direndiği zaman toplu, örgütlü bir şekilde ben dereme dokundurtmuyorum, ben tarım arazime dokundurtmuyorum dediği zaman da haklı çıkıyor, kazanıyor. Ve son zamanlarda dikkati çeken en önemli noktalardan birisi de çevre mücadelesinde kadınların en ön saflarda olması. Yani burada eğitim durumu fark etmeksizin ya da çalışan çalışmayan fark etmeksizin hepsi en önlerde ve kararlılar.
Evet. Ne olursa olsun yani karşısına polis de dikilse, jandarma da dikilse, keza Doğanşehir, Malatya Doğanşehir'de Dedeyazı Köyü'nde işte bir teyzemiz işte dağılın diyor, o hal kapsamındayız. İşte yaptığınız şu anda suç. Ya oraya doğru yürümeniz, maden ocağının olduğu yere yürümeniz. Teyzem de şunu cevap veriyor. Ben zaten yaşayacağım kadar yaşamışım. Önemli olan benden sonrakiler. Yani benim için fark etmiyor diyor. Ne yaparsan yap diyor. Yani bunu yani, söyleyebiliyor artık yani. Tabii. Bu resmi çekebiliyor. Tabii, önemli olan bu. Bu da zaten bizi umutlandıran bahsettiğim şey buydu. Yaş fark etmeksizin kadın erkek yaşam alanlarına, kadın erkek genç çocuk yaşam alanlarına sahip çıktığı için biz biraz daha umutluyuz. Yani o hal kaldırılsa da yani biz o hal altında ciddi talanın arttığını gördük. Şirketlere şirketlere ciddi bir at koşturma alanı sağlandığını bir gördük. Bir gecedeki KHK'larla. Tabii bir gecedeki KHK'larla çıkartılan maddeleri gördük. Ama bu tablonun karşısında işte sizin de dediğiniz gibi kadın erkek genç bu yaşam alanlarını savunan insanları da gördük ve emin olun ki görmeye devam edeceğiz. Çünkü onlar şirketler ve AKP korusa da onları, yani şirketleri korusa da onun karşısında yaşam alanlarımı savunuyorum diyen insanlar, yurttaşlar çıkacaktır. Her zaman çıkacaktır. Peki şimdi tekrar İstanbul'a dönelim istiyorum. İstanbul Bahçeşehir Gölet'teki mücadele herkesin malumu. Ve bunun haberlerini yapıyoruz, gelişmeleri aktarıyoruz ve sürekli bir dava kazanılıyor. Orada da çevre mücadelesi veriliyor ve kazanılıyor. Maalesef ki inşaatlar mahkeme kararlarına rağmen devam ediyor. Sizin de yaptığınız 18 Temmuz tarihli bir haber var. Gölet'e şimdi de Survivor Parkur. Biraz bahseder misiniz? Biraz şimdi, Bahçeşehir Gölet'ten de şimdi, bahsedelim. Tabii Bahçeşehir Gölet bölgede ciddi aslında hukuksuzluğun yaşandığı yer inşaat faaliyetlerine ilişkin. Yani insanların mücadele ettiği ve göletine, yaşam alanına sahip çıkmaya çalıştığı yere AVM'ler kuruluyor. Bunun için Başakşehir, başta Başakşehir Belediyesi olmak üzere kamu kurumlarının desteğiyle orada bir AVM kurulmak isteniyor, kuruluyor. Şimdi burada çok kısa bir süre önce Danıştay bir karar verdi. Dedi ki Gölet'teki inşaatlara son verilmesi gerek. Gölet'teki inşaat, yani karar özetle Gölet'teki inşaatın hukuksuz olduğunu söylüyordu. Yine programın başında söylediğimiz gibi çıkan karara rağmen karar dinlenilmiyor. Yani devletin yetkisiyle, onların zırhıyla orada bir AVM kuruluyor. Ama ve oraya, biz hukuk devletiyiz. Evet, bir anda da hukuk devletiyiz ve oraya şimdi de şirin kılmak için aslında yapılan talanı şirin kılmak için Survivor Parkur'u. Allah aşkına Survivor Parkur'unu kim ne yapacak orada? Evet, işte çünkü akıllarınca orayı sempatik göstermek ve buradaki hukuksuzluğu örtbas etmek ve daha fazla geniş katılım, o AVM'ye daha fazla geniş insanın gitmesi için, kalabalık insanların gitmesi için Survivor Parkur'u kurulacak. Buna karşı da işte Bahçeşehir Gönüllüleri Derneği mücadelesini ediyor Bader. Biz orada kendileriyle görüştüğümüz zaman dediler ki biz mücadeleye devam edeceğiz. Ne yapsalar da, evet, ne etseler de mücadeleye devam edeceğiz. Yalnız şuraya bir şunun altını çizdiler. Bütün bunlar hepimizin gözleri önünde oluyor. Yani Danıştay hepimizin gözünün önünde karar veriyor. Diyor ki burası, buraya böyle bir tesis kurmak, buraya böyle bir inşaat faaliyetinde bulunmak hukuksuzdur diyor. Firmalar dinlemiyor ki. Yani dolayısıyla Bahçeşehir'deki meseleyi de biraz o hukukun geldiği nokta bağlamında i̇şte değerlendirmek gerekiyor. Çok önemli. Tıpkı Kargil davasıyla aslında benzer. Tabii. Yerel olsa da benzer ve Bahçeşehir Gölet Gönülleri var, Bader'de var. İkisi bir koordineli bir şekilde mücadeleyi sürdürüyor. Yani orada da önemli mücadeleler veriyorlar. Kudret Çelebi, Cenk Söbe, işte Uğur Bey, Uğur Barış, Karabulut. Orada tanıdığımız, birebir görüştüğümüz insanlar. Emeklerine de sağlık, yılmadılar, devam ediyorlar oradaki mücadeleyi. Yani süremiz azaldı, şunu da sormak istiyorum. Reklam arasında, yani arada şunu konuşmuştuk. Çözüm merkezli gazetecilik. Biraz da bununla ilgili yorum alalım. Bir iki cümle alalım, bitirecekmişiz. Buyurun. Yani biraz umuttan bahsetmiştik demin. Yani insanlar mücadele ediyor ve konular genelde hep sorun odaklı, evet, haberlerle. Yani İçi daralıyor insanı. Evet, buraya termik santral kuruluyor. Hemen komşusundan nükleer kurulacak. Oraya bir baraj inşa edilecek, bir santral kurulacak. Ama bütün bunlar aslında bir yanıyla da kanıksamaya neden oluyor. Ama siz direnen insanlara örnekler sunarsanız, bakın daha önce burada
bu mücadeleyle bu tesis engellendi. Örgütlü insanlar yaşam alanlarına sahip çıkınca tesisin kurulmasına izin vermedi. Bu örnekleri sunarsak aslında haliyle insanlar da o mücadele pratiklerine göre örgütlenecektir ve doğasına sahip çıkmaya devam edecektir aslında. Yani sorunun yanında çözümü de sunmak lazım. Tabii, aslında tabii. Çözüm içimizde hep söylüyoruz da yazmak, çizmek ve anlatmak lazım. Çok teşekkür ben ederim teşekkür katıldığınız ederim, için. Bir program daha yapmak istiyorum sizinle beraber. İnşallah yaparız ilerleyen günlerde. Evet, bugün konuğum Uğur Şahin'di. Kendisi Bir Gün Gazetesi'nde çevre gazetecisi. Aynı zamanda insan hakları konusunda da haberler yapıyor ve gündeme taşıyor. Kendisiyle çevre üzerine sohbet ettik. Güzel de bir sohbet oldu. Haftaya yeni bir çevre dosyasında görüşünceye dek hoşça kalın.